sıcak hava balonları insanoğlu tarafından kullanılan en eski hava araçlarından. Jules Verne'in Balonla 5 Haftası, Sir Arthur Conan Doyle'un Kayıp Dünyası gibi kitaplara konu olan balonları ilk Çinliler kullandı. Geçmişi İsa'dan önce 220-280 yıllarına kadar dayanan sıcak hava balonlarıyla ilk insanlı uçuşu Fransız Montgolfier kardeşler 1783'te gerçekleştirdi. Bu uçuştan birkaç hafta sonra pilotluğunu Marquis François d'Arlande'ın yaptığı ilk yolculu balon seferi düzenlendi. İlk modern sıcak hava balonu ise Bristol Bell adıyla 1967'de İngiltere'de üretildi. Günümüzde kullanılan sıcak hava balonu zarf ve sepet olmak üzere toplam iki ana parçadan oluşuyor. Sıcak havayla doldurularak balonun uçmasını sağlayan zarf, yırtılmaya karşı dayanıklı naylon veya dakron gibi hafif ama sağlam materyallerden üretiliyor. Zarfın yapım aşamasında kullanılan kumaşlar, peş olarak adlandırılan ufak parçalar halinde kesilip dikişle bir araya getiriliyor. Zarf parçasının üst kısımlarında genellikle taç halkası bulunuyor. Çoğunlukla alüminyumdan üretilen ve yaklaşık 30 cm çapındaki taç halkası balonun dikey yük bantlarını tutmasını sağlıyor. Yine zarfın üst kısmında pilotun kontrolüyle irtifayı düşürmek için büyüyen bir delik yer alıyor. Alt kısımdaki yolcu taşıyan sepetin yapımında da güçlü, hafif ve darbeye karşı esnek olan hasır veya Hint kamışı kullanılıyor. Sepetler 4 ile 36 insanı taşıyabilecek kapasiteye kadar üretilebiliyor. Büyük sepetlerde yolcuların güvenli taşınabilmesi için çoğunlukla metal kirişler bulunuyor. Sepet kısmında pilotun balonu sıcak havayla doldurup yükseltebilmesi için kullandığı bir yakma motoru yani burner yer alıyor. Sıvı propanı yakarak zarfın içindeki havanın ısınmasını sağlayan burner bu şekilde balonun uçmasını sağlıyor. Dünya genelinde 4500 ile 5000 arası sıcak hava balonunun olduğu tahmin ediliyor. Ancak bazı kaynaklara göre bu sayı 8000'in üzerinde. Sıcak hava balonculuğunun en sık yapıldığı ülkeler Avustralya, İngiltere, İspanya, Türkiye, Kanada, ABD ve Mısır. Türkiye'de ise en çok Ürgüp'te kullanılan sıcak hava balonunun işletmeciliğini yapan 22 firma var. Bunların filolarındaki balon sayısı ise 228. Kapadokya balon uçuşunda dünyanın en gözde bölgelerinden biri. Dünyada sadece Kapadokya'da her sabah aynı anda 100 balon havalanıyor. Sıcak hava balonculuğu Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren ciddiye alınmaya başlandı. Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Kapadokya'da yaşanan balon kazası sonrasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hem bölgeye bir temsilcilik açtı hem de yeni bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre uçuşlar günlük iki periyot halinde yapılıyor. İlk periyot gün doğumundan 30 dakika önce başlıyor ve saat 11'de sona eriyor. Bu saatler arasında aynı anda en fazla 100 balonun uçuşuna izin veriliyor. Saat 14.30'la gün batımından 30 dakika sonrasını kapsayan ikinci periyotta ise meteorolojik verilerin uygun olması koşuluyla aynı anda en fazla 50 balonun uçuşuna izin veriliyor. Genelge ile artık balon uçuşları sırasında hava bandı aracılığıyla gerçekleştirilen telsiz konuşmaları kayıt altına alınıyor. Her balonda GPS cihazı bulunması, 24 kişiden fazla yolcuya, 2 pilot ve pilotlara dil şartı da getirildi. Türk balon pilotlarından A2 İngilizce dil belgesi, yabancı uyruklu pilotlardansa A2 Türkçe dil belgesi isteniyor. Balon uçuşları gün doğmadan önce başlıyor. Sıcak hava balonları 28 derecenin üzerinde ve 10 knot üzeri rüzgarlı havalarda uçmuyor. Balonlar önce şişirilmek için yere seriliyor. Biraz şişince önce pilot sepete geçiyor. Daha sonra sıvı propanla çalışan burner pilot tarafından ateşleniyor. İçindeki hava ısınmaya başlayınca zarf yerden toparlanıp havaya doğru yükseliyor. Pilotun da içinde bulunduğu yan yatık sepet, zarf sıcak havayla doldukça düz konuma geçiyor.
Bu esnada teknik ekip sepeti kontrol ederken pilot da yolcularını balona davet ediyor. Yerdeki teknik ekibe işaret verilince balon havalanmasını engelleyen bağlardan kurtuluyor. Ve şimdi gökyüzüyle buluşma zamanı. Balonun yükselmesi içindeki havanın ısıtılmasıyla hızlı bir şekilde alçalmasıysa tepedeki bölümün açılarak havanın boşaltılmasıyla sağlanıyor. Sağa sola dönüşler ve yön tayinleri ise yanlardaki pencere gibi konumlandırılmış bölümlerden hava salınarak gerçekleştiriliyor. Tüm bu işlemlerde kumanda balonun veya zarfın içinde ateşe dayanıklı özel malzemeden üretilen iplerle sağlanıyor. Balonların yolcu sayısı üretim kapasitesine bağlı olarak 4 ila 36 arasında değişiyor. Sabah erkenden yani havanın en dingin olduğu zamanlarda yapılan uçuşlar genelde 1 saat sürüyor. Kapadokya'da yılın yaklaşık 310 günü balonla uçuş yapılıyor. En az uçuşun olduğu mevsim ise kış. Uçuş süresince balonlar yaklaşık 1000 feetlik yüksekliğe çıkıp Kapadokya'daki vadi içlerine girerek güneşin doğuşunu, peribacalarını ve manzarayı yolculara sunuyor. Geçen yıl tamamına yakını yabancı turist olmak üzere yaklaşık 400 bin kişi balonla uçmuş. Bilet fiyatları ise pazarlıkla değişmekle birlikte 80 ile 150 euro seviyesinde. Tarih, doğa ve kuş bakışıyla uçuş keyfi için balonlar ve Kapadokya sizi bekliyor.